yolda. Erense uzayda. Gülçüşüp sevdi. Demir çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçmez demekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçmez demekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Hepsi bir. Yedi, sekiz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Dalga, dalga. Öne, geriye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dalga, dalga, öne, geriye, tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dalga, dalga, öne, geriye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dalga, dalga, Bahadır Hoca yanlış mı anladı acaba? Yo, niye ki? Biz ona Yasemin'i oyalayacaksın dedik. Bu akşam dersi de nereden çıktı şimdi? İnandırıcı olsun diye uzatıyor. İyi de bizi bırakmazsa nasıl hazırlanacağız ki? Sürpriz doğum günü partisi mahvolacak. Ya var ya, şu diğer bölümlerle karma derslerden nefret ediyorum. Evet, ben de. Geliyor. Kızlar, akşama ne yapıyoruz? Niye akşamı? Tamam, yok, bir şey yok. Ne o Dalton'la? Piliniz mi bitti? Diyelim ki bitti. Sana ne? Bizimle ne alıp veremediğimiz var? Bakın canlarım, anlatayım. Her okulun bir tane popüler kızı olur. Gördüğünüz gibi. O da benim. Ne anlatıyorsun kızım sen? Al senin olsun popülerlik ya, Allah Allah. Bizi sadece dersler ilgilendiriyor. O da başka bir mesele zaten. Ne yapalım Alevcim? Maalesef herkes yetenekli doğmuyor. Bazılarının... Yerim senin yeteneğini. Ben şan bölümünü birincilikle kazandım. Biz dans bölümü diye tutturmasaydık... ...sen şan bölümünü beşincilikle bile zor kazanırdın. Arzu... ...sen bir şey söylemeyecek misin? Bak, eksik kalırsın, bir yerin şişer. Alev gereken her şeyi söyledi. Ayağınızı denk alın, işte o kadar. Kafa yemiş bunlar ya. Popüler kızmış. Gitsin. Pompon kız olsun. Hasta. Biz derslerimize bakalım. Hadi bakalım. Bu kadar dinlenmek yeter. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam yeter artık, bittik. Bittik yani. İlk dersimizi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ne demiştim size? Çok çalışmak. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor. Çok çalışmak. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor arkadaşlar. Bazen çok terleyecek, çok yorulacaksınız. Canınız acıyacak. Ama sonunda bana teşekkür edeceksiniz. Teşekkür ederim hocam. Ben amin. Ne acayip bir tip, değil mi? Aynen, katılıyorum.
Cemre. Gülçin. Bu da Yasemin, ev arkadaşıyız. Merhaba. Ciddi misiniz? Ben de kalacak yer arıyordum aslında. Kızlar, aranızda konuşmayın. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii, adın neydi? Eren. Hocam, sağlıklı beslenmek de çok önemli değil mi? Tabii ki. Vücudunuz sizin her şeyiniz. Ve ona iyi bakmak zorundasınız. Aa, bak bu da ilginç bir tip ha. Bilmem, sevimli kıza benziyor. Bence de. Kızlar, kızlar. Hadi bakalım çocuklar. Geçişlerde sorun var. Devam ediyoruz. İlk çalıştığımız hareketlerle bunları birleştiriyoruz, tamam mı? Son, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Oğlum ya, şunlara bak. Bir sürü kız. Yok abicim, kesin konuşacağım Erol Bey'le. Al bakalım, nasıl yapacaksın oğlum bu hareketleri? Alo, sana diyorum. Şu Cemre. Ne güzel kız değil mi? Ne oluyor? Ne iş? Oğlum, güzel kız dedim sadece, bir şey yok. Alev duyarsa var ya, seni ben bile kurtaramam. Öf. Zaten çok üstüme geliyor bu aralar. Ne oluyor oğlum? Aranız kötü sizin galiba. Pek iyi olduğu söylenemez. Bencilliğine ve kendini beğenmişine dayanamıyorum artık. Oğlum saçmalama ya. Alev varken insan Cemre'ye bakar mı? Eren desen hadi neyse. Öyleyse Eren mi? Öyleyse mi? O ne be? Tabii oğlum, duymadın mı? Ona öyleyse Eren derler. Onunla çıkmak isteyenler test yapar. Daha geçen olmadı. Var mısın iddiaya? Tamam. Ama bir şartla. Kazanırsam dans sınıfına geçmem için bana yardımcı olacaksın. Yapma oğlum ya. Bu iş abi sende takıntı olmaya başladı ha. Ne o? Korktun mu? Peki. Ama sen de birini tavlayacaksın. Kimi? Cemre'yi. Cemre'yi mi? Ne oldu? Biraz önce bana Alev'i hatırlatıyordun. Oğlum, iş başka, arkadaşlık başka. İddia bu. Hem sana git evlen demiyoruz ya. Tavlayacaksın sadece. Kim daha önce tavlarsa o kazanır. Peki. Öyle olsun. Ama bak, ben kazanırsam laptopunu alırım. Benim kaybetme gibi ihtimalim var mı sence? Görüşürüz bakalım. Hadi gidiyoruz. Nereye oğlum? Erol Hoca ile konuşmaya. Oğlum dur iki dakika ya. Nereye gidiyoruz hemen? 6, 7, tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne oluyor Yasemin? Klip mi çekiyoruz burada? Hocam eski öyle birden. Aman ne hala. Boşaltın sınıfı. Yasemin, sen kal. Gel. Hocam, müsait misiniz? Gel Barış. Hocam, Emre'nin bir derdi var ki çok kötü. Ne oldu? Diline eşek arısı mı soktu? Yok hocam, öyle değil de... Oğlum, Emre'nin bir derdi varsa sana ne oluyor? Kendi söyleyemiyor mu? Hayır hocam, ondan değil de... Size söylemeye çekiniyor. Emre, hayırdır? Hocam, ben dans sınıfına geçmek istiyorum. Hayda. Oğlum böyle otoyolda şerit değiştirir gibi bölüm mü değiştirilir? Hem drama bölümünün nesi varmış ha? Hocam ben de öyle dedim. Basit şey. Açıkçası ben sizin öğrenciniz olduğum için çok mutluyum hocam. Bak Emre, sen benim en iyi öğrencilerimden birisin. Seni kaybetmek istemiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum hocam. Buradayım. Ha şöyle. Bu işi daha fazla uzatmayın. Bölüm falan değiştirmiyorsun. Hadi güle güle. Teşekkür ederiz hocam. İyi günler hocam. İyi günler. Ya, rica ettim ya. Bölüm değiştirecekmiş. Nesi var drama bölümünün? Ha? Bir de gidip dans bölümüne geçecekmiş. Bu serkeşliğin bitene kadar çalışmaya devam edeceğiz, tamam mı? Hadi bakalım. Son, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Kızlar, Yasemin nerede? Bahadır Hoca oyalıyor onu. İyi. Umarım şüphelenmedi. Yok. Yok yok, her şey yolunda. Doğum gününü unuttuk sanıyor. Hadi gidelim o zaman. Hocam bizim alışveriş yapmamız lazım. İsterseniz evde buluşalım. Ay, Yasemin eve geldiğinde bizi karşısında görünce amma şaşıracak ama, değil mi? Evet. İyi, hadi gidin o zaman, evde buluşuruz. Hadi koşun. Tamam oldu. Tamam hocam, görüşürüz. Görüşürüz.
Ya bir dinle ya. Ya neyi dinleyeceğim? Bende mi ya? Abi sürekli bizde mi yani? Ne yapıyorsun? Bana ne diyorsun? Sus Barış, sus. Tamam, tamam. Nerede kaldın? Erol Hoca'ya takıldım. Yine sınıf değiştirme meselesi mi? Biliyorum, çok kız var diye dans sınıfına geçmek istiyorsun. Çok mu belli oluyor? Boşuna heveslenme. Geçemezsin aşkım. Erol Hoca da öyle dedi ya. Neyse, ben Arzu'ya bakacağım. Geliyor musunuz? Sen git. Biz de eve kaçarız zaten, tamamdır. Ya baksanıza, bir şey soracağım ya. Bugün Mert'i gördünüz mü? Duymadın mı? 2 hafta uzaklaştırıldı o. Uzaklaştırıldı mı? Evet. Erol Hoca gözünün yaşına bakmadı. Niye peki abi? Sahneye çıktığı için. Hem sen ne yapacaksın o rintintin kılıklıyı? Rintintin mi? Abi nereden çıktı şimdi bu ya? Sürekli Daltonların peşinde ya. Oo basit. Bu mu rintintin? Kızım komşu onlar. Mert kızların üst katında oturuyor. Rintintin işte. Kesik kemik kokusu almıştır. Hala rintintin diyor be. Kimler geliyor bu partiye? Bahadır Hoca, Banu Hoca ve Mert. İyi de benim doğum günümü kutlamadınız bile. Ama Yasemin söz konusu olunca akan sular duruyor tabii. Sen doğum gününü Önder'le baş başa geçirmek istememiş miydin? Önder mi? İnsan çorap değiştirir gibi sevgili değiştirirse adlarını da unutması doğal tabii. İyi tamam anladık. Ama yine de böyle kalabalık bir partiye gerek var mıydı sanki? Kalabalık mı? Topu topu. 3 kişi çağırdık Gülçin. Doğru. Keşke tüm okul çağırsaydınız. Asosyalsin sen kızım. Sen çok normalsin sanki. Senden normalim. Belli oluyor. İlanların arası eşit aralıklarla olmuş mu ha? Bir de cetvelle ölç istersen. Organi şeker. Ya da seni parka götüreyim. Ya nerede kaldınız Allah aşkına ya? Ben de şimdi Akut'u arıyordum ha. Bir de sana mı hesaplayacağız İlyas Efendi? Ne o kız? Çikolata kazanına mı düştün? Ha? Aman ne komik, bir de komedyenimiz eksikti. Ooo! Ne o Zeynep Hanım? He? Gene malı götürmüşsünüz ha? Aslında daha güzeli vardı ama dayım bunu aldı. Aferin Mert. Çingeneliğe devam yani ha? Bu dayım var ya bu dayım. Bana bir kere uzun bahşiş vermedi. Aynı çocukmuş. Hep bana, hep bana. Para mı basıyoruz burada? Hem o oyuncakların en pahalısıydı. Evet ama indirimli oyuncakların en pahalısıydı. Bak, duydun mu? Bilmiş organın şeker. Hadi bakayım içeri. Hadi hadi. Bay bay, çav. Ya İlyas Efendi. He. Yapma ya Allah'ını seversen Mert. Bir gören olacak ya. Allah Allah. Çok üzücü ya. Görüyor musun Arzucuğum? Daltonlar yine gece vardiyasına kalmış. Evet gördüm. Ay böcekler gibi panaya üşüşmüşler. Garanti bedava bir şey veriyorlardır. Bula bula ancak bu lafı mı buldun Alev? O minicik beyinlerinden daha fazlası çıkmıyordur tabii. Hem ne var bunda? Bu utanılacak bir şey mi? Biz sizin gibi parayı sokaklarda bulmadık. Ama üstünüzdeki kıyafetleri sokak pazarından bulduğunuz kesin. Konuşma Arzu. Konuşunca paketin boş olduğu anlaşılıyor. Benim içim gayet dolu şekerim. Göbeğinden belli oluyor canım. Kızım sen sadece salak değil aynı zamanda körsün herhalde. Bak sıfır bedenim. Sıfır senin sol sınavdan aldığın not canım. Karıştırıyorsun herhalde. Şükür. Bunlarla muhatap olmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anlayamıyorum hocam. Neden bir tek ben çalışıyorum? Ben kötü mü dans ediyorum? Hayır Yasemin, sadece... Sadece ne hocam? Sadece hareketleri biraz sert yapıyorsun. Nasıl yani? İşte böyle. Hadi başla. Son, 2, 3, 4, 1, 2. Selam kızlar. Selam Korkut. Ne oluyor ya, niye bağırıyorsunuz ki? Biz de tam sana onu soracaktık. Neyi soracaktınız? Ya, uzatmayın kızlar. Bu muhabbet bitmez. Yasemin nerede? Bahadır Hoca ile çalışıyor. Bu saate kadar. Hı. Korkut, bugün Yasemin'in doğum günü. Hey. Öyle mi? Kutlu olsun. Neyse, ona sürpriz doğum günü partisi hazırlıyoruz. Anladım. Yani haberi yok. Yok, haberi var da biz partiye bir isim koyamadık. Öylesine sürprizledik işte.
Sürpriz neresinde o zaman bunun? Sürpriz sensin Korkut. Ben miyim? Evet. Yasemin'in sürpriz partisine gelmek istersin değil mi? Oldu olacak. Alev'le Arzu'yu da çağıralım da tam olsun. Yani eğer Yasemin dersten çıktıktan sonra onu oyalayabilirsen partiye sen de gelebilirsin. Ciddi misin? Tam adamını da söyledim Cemre. Yasemin'in ışık kızıyla eve gelmesini istiyorsun herhalde. Bak Korkut, Yasemin'in 9'dan önce eve gelmemesi lazım. Ya ama onu o saattekiler nasıl oyalayacağım ben? Boş verin kızlar, Korkut'a durumu anlatana kadar Yasemin çoktan eve varmış olur. Siz bana ne yapmam gerektiğini söylerseniz gerisine hiç karışmanız gerekmez. Mesela Yasemin araba hastası. Hele spor arabaları bayılır. Sen ona şöyle arabanla birkaç tur atmasını teklif et. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sen istemesen de bu tür saatlerce sürebilir. Ben bunu yapabilirim. Tamam o zaman. Saat 9'da. 9'da? Evde buluşuruz. Evde buluşuyoruz. Görüşürüz kız. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Kızlar. Saat kaçtaydı? 9. Eren. Kızlar şu ayakkabının güzelliğine bakın. Ne olur bakayım, 2 saniyecik sürer. Gülçin, senin en kısa süren alışverişin 3 saat ya. Bakın, bir gazetede okudum. Hı. Bir şeyi çok isteyip alamayan bak kadınlar mı depresyona giriyormuş. Vay be. Demek gazetede okudun ha? Tamam, uydurdum. Ama yalan mı? Hadi canım, hadi. Yürü. Hem son indirimdeymiş. İndireceğim şimdi seni. Ne tuttu? 157 YTL. Kaç? 157 YTL mi? Banka kredisi o zaman. Banka kredisi mi? Bizim bu parayı ödemek için yüklü bir banka kredisine ihtiyacımız olacak. Hadi hemen gereksiz şeyleri çıkartın. Hadi. Şimdi 110 YTL. Hadi çıkışın. Sanki çok param varmış gibi. Bende başka yok bu son. Ne? Bunun nesi var? İkisini de ver o zaman. Bitti bütün paralar ya. Sanki çok paramız varmış gibi. Tamam. Teşekkürler. Koptaydı. Hiç olmazsa biraz kafa dinlerdik. O biraz zor canım. Önce insanda kafa olması gerekiyor. Ama nerede? Nerede bizde o şans? Aman aman, hiçbiriniz altta kalmayın. Arkanda ya. Bunlar ne? Tamam. Hocam ne oldu yine? Bu kadar yeter. Başka zaman devam ederiz. İyi olur. Zaten bugün benim... Bugün senin? Bugün benim için önemli bir gündü hocam. Hem insan sevilip sevilmediğinde böyle bir günde anlıyormuş. Ne ol? Sen kızlara mı bozuldun? Yok hocam, hani siz dediniz ya dans hayat gibidir diye, ben onun için söyledim. Anladım. Tamam, çıkabilirsin. Aman ya, saat kaç oldu?
Git duş al. Ondan sonra giyin. Eve git. Gülçin bu akşam bir çocukla buluşacakmış. Eren yemek kursunda. Ben de sinemada olacağım. Evde yiyecek bir şey yok. Kahvaltı edersin artık. Öptüm Cemre. Vay be. Doğum günümü hiç kimse hatırlamadı. Yani alacağınız olsun kızlar ya. Oo. Of Gülçin ya. Ben topluyorum, sen dağıtıyorsun. Evi süslüyoruz. Şu işin bir bitsin. Ortalıkta tek bir dağınıklık bile görmek istemiyorum. Suikast silahları hazır mı? Bak sinirleniyorum ama ne zaman yemek yapsam hep aynı şey oluyor. Sen yemek yapmıyorsun Erencim. Yemek adı altında işkence yapıyorsun. Ben bunları bulmak için neler çektim sen biliyor musun? Neler çektin? Ta Mısır Çarşısı'na gittim mesela. Ay zor olmuştur ya. Pasaport işlemleri, vize işlemleri falan. Sorabilir miyim yaptığın nedir acaba? Çok sağlıklı olacak brokoli pasta. Bu ne? Ne yapıyorsun sen? Akşamki işkenceden önce güzel bir şeyler yiyeyim demiştim. Yeter artık. Bir daha yemek falan yapmayacağım ben size. Ciddi misin? Al şunu oradan. Niye? Bitti zaten. Onu oradan al ve çöpe at. Bıktım artık sizin arkanızı toplamaktan ya. Ya hayır Gülçin ya. Süt leke yapmaz sanırım. Yasemin! Of! Ödümü patlattın. Kusura bakma Yasemin. Bir anda seni karşımda görünce sanırım panikten sesime hakim olamadım. Ne zaman oldun ki ya? Dersten mi çıktın? Takıldık yine Gümrük Memunu'na. Hem sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Ya Korkut'cum bak yazık kulaklarına yazık. Anlamadım. Ya diyorum ki sesin buraya gök gürültüsü gibi geliyor. Kim bilir o gariban kulakların neler hissediyordur. Yasemin gelmeden gelseler bari. Neredeydin sen? Hava aldım. Belli oluyor. Hadi kızlar oyalamayın beni. Çok fazla işim var. Yandık. Bu akşam size Türkiye'nin ilk takotonu atosunu yapacağım. Yenir mi o dediğin? Herhalde. Peki neli bu? Yeşil ne varsa ondan. Siz dalga geçin bakalım. Birazdan parmaklarınızı yiyeceksiniz. E normal. İnsan aç kalınca ne yiyeceğini şaşırıyor. Bir dakika Yasemin. Efendim. Ah. Doğum günü kutlu olsun Yasemin. Ya teşekkür ederim. Biliyor musun? Bir tek sen hatırladın doğum günümü. Bir de hediyem var sana. Aman hediye falan istemiyorum Korkut. Ama bu öyle bir şey değil. Ya tek taş falan çıkarsa hiç gerek yok. Bir tur atmak ister misin? İnanmıyorum Korkut. Ciddi misin? Evet. Tut tut tut. Gelsene Korkut. Baksana şuna. Sos yapadım ben, sen bak. Benim alerjim var ya. Sen bak. Ya baksanıza biriniz şuna. Şişt,
Baksana şuna Gülçin. Ya sen baksana. Hadi hadi. Niye ben, niye ben? Hem sosyopatım hem sosyofobikim hem de kapıya hep ben bakıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Of. Hoş geldiniz hocam. Ben alayım. Yasemin geldi mi? Hayır. Ha, iyi. Ya hayır ya. Sonunda parti partiye benzedi. Sakal. Ne kızım, baksana şuraya. Ben de prensesim. Şimdi onlar cennette mi dayı? Evet prensesim. Keşke beni de götürselerdi. Olur mu prensesim? Sen de gitseydin ben bir başıma ne yapardım? Tamam dayıcığım, üzülme, ben sana bakarım. Hadi bakalım Orgun Şeker. Doğum gününe gitmek istemiyor musun? Evet istiyorum. O zaman doğru banyoya. Elini yüzünü yıka. Ben de gidip giyineyim. Yasemin! Prensesi gitmiyor musun? Süper ya, süper. Yavaş Yasemin. Ne? Yavaş Yasemin. Ya, duymuyorum seni korkun. Yavaş dedim Yasemin, yavaş. Sarkı kaçtı. Duymuyorum seni korkun. Çok hızlı gidiyorsun. Yavaş Yasemin. Yasemin. Ya, 40 yıl dışısın, aklına gelmezdi sana bunu söyleyeceğim. Yasemin dikkat et. Dikkat et. Süper, süper. Sen de gidip Mertleri çağırsana. Niye ben gidiyorum? Ne bileyim. Belki bir işe yaramak istersin. Aman be aman. Yine ben, yine ben. Ya Gülçin, ıslak oralar ya. Hop! Nedir bu sizden çektiğim ya? Geldim. Gelsene. Gelsene mi? Aşağıda seni bekliyoruz. Şey Zeynep Hanım'ın, yani bizim Orgun Şeker'in banyodan çıkmasını bekliyorum da. Gelmesinde sakınca yok değil mi? Yok canım, ne olacak? Gel bak sana ne dinleteceğim. Çekeyim mi? Gir gir. Yeni bir şarkı yaptım. Ne bu? Beyoncé falan mı? Yok, benim bestem. Şaka mı yapıyorsun? Beğendin mi? Yok, hayır, beğenmedim. Bayıldım. Teşekkür ederim. Ya gerçekten çok güzel ama geç kalmayalım istersen. Yasemin neredeyse gelir. Sen git. Aklıma nakarat için bir şey geldi de. Hem orada bizim Orgun Şeker de hazırlanmış olur. Ama geç kalmayın, olur mu? Olur. Çok eğleniyorum ya, çok. Yavaş. Yavaş Yasemin. Allah'ım bakıyorum. Of. Yeah.
Kadri neredesin? Geldim geldim. Hadi bekliyorum. Her şey hazır. Ya, tamam geldim, aşağıdayım. Hangi aşağıda? Apartmanın önünde. Ha tamam. Yasemin nerede? Merak etmeyin, çıkışta Korkut'a takıldı. Tamam. Kolay kolay kurtulamaz. Hadi çabuk çık. Geldim geldim. Hadi hadi. Yasemin yavaş. Yasemin yavaş. Korkma Korkut, bir şey olmaz. Merak etme sen. Yasemin sürece giriyorsun. Bu sefer yavaş. Yasemin gerçekten duymuyor musun beni? Korkut duymuyorum. Yasemin. Çok güzel. Çok eğleniyorum. Tamam sen de. Yeter artık istersen. Bak beni Raysa. Yavaş. Çok. Yasemin çok az. Ne? Çok az. Ne? İşte bu. Umarım Yasemin gelmemiştir. Hadi organik şeker, geç kalıyoruz. Geliyorum, az kaldı. Yok öyle az kaldı filan, hadi. Cari. Çok güzel olmuş. Kim yaptı bunu? Gerçekten beğendiniz mi? Hem de nasıl? Gördünüz mü kızlar? Damak zevki olanlar hemen belli oluyor. Bırakın şimdi yemeği de, saat kaç oldu, hala Yasemin gelmedi. Hocam polisi falan mı arasak? Yok canım, kötü düşünmeyin. Yani Bahadır hocanız görmüş onu, öyle düşünmeyin. Belli ki Korkut'tan kurtulamadı, değil mi Bahadır? Hı? Hı? Ya hocam, Yasemin Korkut'u sevmez ki. Korkut'a biz onu oyala dedik. Ama sabaha kadar değil tabii ki. Ben bir korku filminde görmüştüm. Okulda Korkut gibi inek bir çocuk var. Önce masum takılıyor, sonra birer birer bütün kızları öldürüyor. Aferin Eren. Aklına gele gele bu mu geldi? Geldi. Hangi aklına? Onun aklı bir karış havada. Şşş. Kendini uzaylı sanıyor. Tamam canım, tamam. Ne yapacağız bu kızı biz? Çocuk. Ay ne yapayım, benim de aklıma geldi ama. Nerede kaldı? Tamam. Yasemin. 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 Ne oldu Yasemin? Sonra birden önüme köpek çıkınca ben de direksiyonu kırdım. Takla attık. Canım ya. Aa, sıkma canını. Bak, ikinize de bir şey olmamış. Hem ben size kaç defa söyledim. Vücudunuz sizin her şeyiniz. Ona iyi bakmalısınız. Sırası mı şimdi bunun Bahadır? Eğer hava yastıkları açılmasaydı bitmiştik. Ne yapacağım ben şimdi? Korkut'un yüzüne nasıl bakacağım? Sen şimdi bunları düşünme canım. Güzel bir duş al. Güzel bir uyu. Sabah olunca da bir şey buluruz biz, tamam mı? Tamam, evet Yasemin. Merak etme Yasemin, merak etme. Hadi biz de gidelim artık. Hadi. Hadi bakalım. Hayatım. Bu gece yalnız bırakmayın, olur mu? Kızlar geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi iyi düşünme Yasemin. Söylediklerimi unutma, olur mu? Ucuz atlatmış. Tamam. Yasemin, geliyorum ben şimdi. Ya. Kızlar. Hadi masa. Kızlar. Bu masaya bugüne kadar birçok şey için oturduk. Kalp kırıklıkları, ne bileyim hayal kırıklıkları yaşadık. Ama hiç bu kadar ciddi bir şey olmamıştı. Üzgünüm. Hepsi benim suçum kızlar. Tamam, geçti artık. Dayı be.
geldi. Tamam Organik Şeker. Söyle bakalım, sana masal okuyayım mı? Ben çocuk muyum, kendi masalımı kendim okurum. Yine sabaha kadar çalışacak mısın? Ne yapayım, bu altyapıyı bitirmem lazım. Ben isteyince yapmıyorsun, Gülçin ablam isteyince yapıyorsun. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hele bütün ışıkları açık bırakıp uyuyayım deme. Emredersin sultanım. Derdi ben açtım başıma. Ben halledeceğim kızlar. Ne yapmayı düşünüyorsun? Arabanın parası neyse ödeyeceğim Korkut'a. Arabanın kaskosu yok muymuş? Ya varmış ama arabayı başkası kullandığı için kasko da ödemiyor. Keşke Korkut ben kullanıyordum deseydi. Ya evet bak ya. Hava yastıkları açıldı. Öylece sıkışıp kaldık Korkut'la. Polis geldiğinde de zaten ben direksiyondaydım. Peki parayı nereden bulacaksın? Kafede çalışırım. Şaka mı yapıyorsun Yasemin? Ömür boyu çalışsan yine de ödeyemezsin o parayı. Olabilir. Bu benim sorunum. Senin sorunun bizim de sorunumuz. Öyle değil mi kızlar? Kesinlikle. Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için. Bu saatte. Ajan ne haber? Bir şey mi oldu? Ne oldu Mert? Yasemin'in hediyesini unutmuşum da. Ciddi bir şey konuşuyorduk Mert ya. Masaya oturduğunuzu görünce anlamıştım zaten. Ne yapmaya karar verdiniz? Arabanın parasını ödeyeceğiz. Nasıl? Onu henüz bulamadık. Oo, bayağı yol kat etmişsiniz anlaşılan. Dalga geçeceksen kapı orada. Size bir sürprizim var kızlar. Ne yapıyor? Ne bu? Bu şarkı Mert'in kendi bestesi. Hadi canım. Evet. Ciddi misin? İyi de bunun bize ne faydası var ki? Para bulmak istemiyor muydunuz? Evet. En iyi bildiğiniz şey ne? Dans etmek. Şarkı söylemek. Tamam işte. İyi de biz senin gibi barlarda şarkı söyleyemeyiz. Niyemiş o? Bir kere yasak. Erol Hoca öğrenirse senin gibi bizi de okuldan uzaklaştırır. Yapmayın kızlar. Ben pat diye uzaklaştırmadım ya. Kendim kaşındım. Hocam, üzgünüm ama Zeynep'e bakabilmem için çalışmam lazım. Biliyorum ben. Ben de üzülüyorum ama hiç olmazsa başka bir işte çalışsan. Akademinin kurallarını biliyorsun. Sahneye çıkmak yasak. Denedim hocam. Ama hamburgercide çalışarak kazandığım para Zeynep'in okul masraflarını bile karşılamıyor. Seni defalarca uyardım. Normalde 3 uyarıdan sonra seni okuldan atmam gerekiyordu. Ama sen çok yetenekli bir çocuksun Mert. Ve çok da insani bir nedenin var. Yine de kuralları uygulamak zorundayım. Barlarda şarkı söylediğin için seni 2 hafta okuldan uzaklaştırıyorum Mert. Her ne kadar kaşınmış olsan da ortada bir haksızlık var. Ben artık takmıyorum. Siz de takmayın. Ben ceza alırsam bizimkiler öldürür beni. Al benden de o kadar. Tamam, daha başlamadan moralimizi bozmayalım. Hiç kimse ceza almayacak. İşte o kadar. Ama en azından barlarda çıkmayalım. Yani yakalanırsak hafifletici bir sebep olur. Olur. Ben de başka şeyler bulurum. Ne gibi? Yani konser, davet, açılış, düğün, ne olursa. Çok çalışmak lazım. Çalışırız biz de. Peki. Şarkı nereden bulacağız? Bende hazır 5-6 şarkı var.
Zaten başlangıçta direkt konser olmaz öyle. Yani birinin önünde falan çıkarsınız. Peki sözleri var mı bu şarkının? Bunun var. Yani beğenirseniz. Hani bensiz bir hiçtin, nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim. Yalan, yalan. Bir baş alsana şunu. Hani bensiz bir hiçtin, nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim. Yalan, yalan. Gözüm görmez başkasını, senle ben elmanın iki yarısı. Bir ömür boyu beraber, yalan, yalan. Şimdi gördüm gerçek yüzünü. Bugün çok önemli bir şey fark ettim. Artık biz bir evde yaşayan dört kız arkadaş değiliz. Biz bir aile olduk. Yasemin çok üzgün. Hatasının da farkında. Biz Yasemin'e sürpriz doğum günü partisi yapalım derken hayat bize büyük bir sürpriz yaptı. Ama yaşam böyle bir şey. Önemli olan iyi günde olduğu kadar kötü günde de sevdiklerinin yanında olabilmek. Biz de bu zor günde tıpkı güçlü bir aile gibi birbirimize kenetlendik. Çünkü gerçek arkadaşlar kardeş gibidir. Birbirlerini her zaman korur ve kollarlar. Hayatımızda ilk defa büyük bir sorun yaşıyoruz ama üstesinden geleceğiz. Çünkü biz bir aileyiz ve hepimiz biriz. Ya bildiğiniz gibi değil. Kızlar çok acayip. Bir deneseniz. Peki tamam, anlaşıldı. Ben... Yavaş Yasin, yavaş Yasin, yavaş diye bağırdım ama... Tamam Korkut, bağırma. Anladık. Babam öldürecek beni. Böyle bağırmaya devam edersen babandan önce ben öldüreceğim seni. Peki ne yapacaksın? Hem yapacağım. Belki şey diyebilirim. Parkta çarpmışlardır. Takla atmış arabaya mı? Sen en iyisi yarışa katılın be. Ne yarışı abi? Ne bileyim Korkut. Onu da sen bul. Sabah sabah ne buluyorsunuz yine? Yasemin. Arabamı parçaladı. Sonunda bir şey becerebildi desene. Saçmalama Alev. Arabayı parçalayan o ama nedense ben suçlu oluyorum. Nasıl olmuş peki? Anlatsak şimdi anlayacak mısın Alev? Neyse. Hızla giderken önüne köpek çıkmış. O ne yapmış? Arabadan mı atlamış? Yeter artık Alev. Yetmez yetmez anlatın. Çok hoşuma gidiyor. Alo Melih. Demek hatırladın. İyidir vallahi, ne olsun. Melih senden bir şey isteyeceğim. Bir grup var. Dört kız.
Çok iyiler. Hem söyleyip hem dans ediyorlar. Yok abi yok. Bu kızlar barda çıkmaz. İyi ajan. Yine de sağ ol. Sağda solda şarkı söyleyerek toplanır mı bu para? Peki başka ne yapabiliriz hocam? Ne bileyim, başka bir çözüm bulmalıyız. Benzer bir araba bulsak. Heh, süper fikir canım. Sen mi Cemil Mazlar rica et istersen. Ondan sonra seni kırmaz. Verir bir tane araba. Yasemin. Belki de babanı aramalıyız. Hocam ne olur yapmayın. Ya babam duyarsa çok daha kötü olur. Ya Erol Hoca duyarsa? İşte biz de bu yüzden size anlattık. Bize yardım eder misiniz? Yani bu çok riskli bir şey. Ne olur. Ay iyi, tamam olur. Daha 2 saniyede yakalanacaksınız. Sus, tamam. Oğlum neredesin ya, görüşemez olduk. Bana söyleyene bak. Asıl sen kayboldun ajan. Haklısın da okul biter bitmez albüme giriştin biliyorsun. Tabii klip, konser. Vaktin olmuyor. Oğlum yine arayan soran benim. Sana kalsa birbirimizi görmeyeceğiz. Rahatsız etmeyelim dedim. Seni bizim plak şirketine götürecektim ama sen istemedin. Ne diyecektim onlara? Çok yetenekliyim ama berbat bir sesim var. Yok canım. O kadar da berbat değil. En azından ben dinliyorum. Evet, kulağında tıkaçla. Abartma canım. Neyse, bu arada yarın konserim var. Hadi değil ya. Misin? Ne oldu? Benim için bir şey yapar mısın? Lafı mı olur oğlum? Bir parça yaptım, dinler misin? Olur, ver bakalım. Yarın akşam Barış'ın evinde parti varmış. Yapma ya. Niye? Ne oldu? Yarın akşam aile yemeğimiz var. Yine birbirinizi mi yiyeceksiniz yoksa? Aman ne komik. Sizin aile bayılıyorum ya. Her hafta birbirinizi yiyorsunuz, yine de doymuyorsunuz. Sizinkileri de biliyoruz. Yılda bir kere bir araya geliyorlar, o da deliler bayramında. Benim babam değil tamam mı? Sadece kendini klinikada rahatsız ediyor. Haklı tabii. Bıktım senin bu ağacı tavırlarından. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Drama dersine. Süper olmuş. Oğlum insan bize de bir parça yapar. Şu işi hallet, dile benden ne dilersen. İyi tamam. Sen bu şarkıyı bana mail at. Ben de üstümü çalışayım. Tamam canım. Harikasın. Bu kıyağını hiç unutmayacağım. Yarın görüşürüz o zaman. Hadi ya, bir şey için. Hadi. Yarın buluştuğumuzda yaptığım diğer şarkıları da dinletiriz. Tamam olur. Selam arkadaşlar. Ne oldu Mert? Gülçin haberleri iyi. Öyle mi? Sahne işini hallettim. Yarın konsere çıkıyorsunuz. İnanamıyorum. Hem de Murat Boz'dan önce sahne alacaksınız. Süpersin Mert. Ne oldu? Merak etme sen. Biz zaten şimdi danslara çalışacağız. Tamam, bomba gibi olacağız. Olur, akşama görüşürüz. Hazır mısınız kızlar? Size bir haberim var. Ne? Yarın Murat Boz konserinde şarkı. İnanmıyorum ya. Ne o kızlar? Ne bu sevinç böyle? Hocam yardımınıza ihtiyacımız var. Hazır arkadaşlar. Son 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Haftaya çalışıp geliyorsunuz hareketleri.
Siz kalın. Tamam. Hocam tamamdır, gittiler. Evet kızlar. İki hafta önce yaptığımız hareketleri hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Hadi yapalım evet. O zaman. Hazır. Son. 2, 3, 4 ve 1. Korkut. Bak ben gerçekten... Dün gece bunları konuştuk Yasemin. Arabanın parasını ödeyeceğim sana. Bana biraz zaman ver. Yapamam. Yapamaz mısın? Yapamam Yasemin. Ben senden para alamam. Olmaz bak. Ne olursa olsun o arabanın parasını sana ödeyeceğim. Ben senden paramı istiyorum Yasemin. Hayır istemiyorum. Ne istiyorum ben senden? Ne istiyorsun Korkut? Söyleyemiyorum Yasemin. Söylemek istiyor muyum? Bilmiyorum. Bilmiyorum Yasemin. Tamam Korkut, sakin ol. Tamam. Peki baban ne dedi? Ne babası ya? Farkında bile değil. Nasıl yani? Koskoca arabayı fark etmedi mi? Konu ben olunca hiçbir şeyin farkına bile varmaz. Söylüyorum bak sana. Söyle beni deme bana. Ben ölsem, bak ben ölsem onun bile günlerce farkında olmaz bu adam. Ne bileyim. Yoksa ölsem mi Yasemin? Aman saçmalama Korkut. Sen iyi misin? İyi değilim Yasemin. Belli. İyi olmak istiyorum ama olamıyorum. Ne bileyim. Bazen de kötü olmak istiyorum. Geçecek Korkut'cum, geçecek. Yoksa istemiyorum. Tamam Korkut, geçecek hepsi. Ya inan bana, ben işin parasında değilim Yasemin. Ben işin babasındayım biliyor musun? Benim ağrıma giden bu işte. Ne haber? Nasılsın? Görüşürüz. Tekrar merhaba. 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 Yarın akşam bizde parti var. Gelir misiniz? Bunun testten haberi yok galiba. Yok. Var. Meydan mı okuyorsun? Evet. Senin için okuyorum. Yine ne atlar karıştırıyor bu? Tamam, hazır ol o zaman. Tamam. Hazırım. Oh! Hazırım yani. Tamam, sonra görüşürüz o zaman. Nasıl yani? Sonra görüşürüz. Eren, test ne oldu? Eren, hani test yapacaktın? Sen hep hazır ol. Onun testi ne zaman yapacağı belli olmaz. Cemre. Nasılsın? İyiyim, sen? Kazayı duydum, çok üzüldüm. Teşekkürler. Eğer yapabileceğim bir şey varsa... Ya sen şu kız arkadaşını bizden uzak tut, yeter. Alevi mi? Başka var mı? Bir şey söyleyeceğim. Yarın akşam Barış'ta parti var. Benimle gelsene. Hem kafanı dağıtırsın biraz. Doğru. Kız arkadaşını dağıtır muhakkak kafamı. Onu sen hiç dert etme. Alev olmayacak. Çünkü... Aile yemeği var. İnanmıyorum ya. Ya siz erkekler bu kadar iğrenç olmak zorunda mısınız ya? Tamam ben Alev'i sevmiyorum ama sonuçta o senin sevgilin. Şap şap. Ben çok acıktım. Sandviç isteyen var mı? Ben yaparım. Ya Eren bırak Yasemin yapsın ya. Açlıktan öleceğiz artık. Abartmayın kızlar. Altı üstü bir sandviç yapacağız yani. Normalde öyle ama sen yapınca olmuyor Eren. Kızlar sandviçleriniz 5 dakikaya hazır. Cemre.
bisküvi var mı? Sandviçler geldi. Bunlar mı sandviç? Bunlar çiğ Eren. İyi işte, daha sağlıklı. Eren, biz bunlara sandviç değil salata diyoruz. Hem biz sağlıklı olmak istemiyoruz ki, biz doymak istiyoruz. İçindekilerini gördün mü? Gördüm, brokoli. Sandviç ister misin? Ölmek istediğim zaman haber veririm Eren. Niye keyfin yok senin? İnternetten arabanın fiyatına baktım. Ne kadarmış? Bilmek istemezsin. Haklısın Gülçin. Bilmek istemiyoruz. Şu anda düşünmemiz gereken tek şey yarınki konser. Peki ismimiz ne olacak? Arkadaşlar, masa. Olmaz. Eren, grup ismi demiyoruz herhalde. Masaya oturalım diyoruz değil mi? Ay Allah. Bu ne ya? Fazla brokoli böyle yapıyor tabii. Bence dörtgen koyalım. Kötü. Arada tire var ama. Abi istersen roket koy oraya, yine de kötü yani. Buldum. Ayın çiçekli yüzü. Ne yapıyorsun Eren? Dizi adı mı koyuyorsun? Kısa bir şey olmadı. Mesela? Mesela... Yumuşak ki. Oldu. Ne kısa. Ne var? Tek harf. Ay, çok salakça. Kızlar yok yani. Bu böyle olmayacak. En iyisi bulduklarımızı bir kenara yazalım. Yarın tekrar oturur konuşuruz. Bence de. Evet. Doğru. Hadi. Dostlar, ormanda aç ve uykusuz bir Eren bin kaplan gücündedir derler. Hadi hazır mısınız? Çıkmamız lazım. Bir şey yemeden şuradan şuraya gitmem. Kızım, hasta etme beni. Daha okula gidip prova yapacağız ya. Sen zaten hastasın. Abi hadi bırakın çeni çalmaya ya. Dün akşam yaptığın o iğrenç sandviçlerden yersin Eren. Hadi. Günaydın. Günaydın. Hazır mısınız kızlar? Evet. Biz de çıkmak üzereydik. Onu demek istemedim. Yani konsere hazır mısınız? Hazır da laf mı? Bomba gibiyiz. İyi, ben gidiyorum. Sakın geç kalmayın. İkide Bill Center'da. Tamam. Ne haber Şumi? Yoksa Hakinen mi desem? Ha? Şumi mi? Şuna er demek istiyor. Kaleci değil miydi o? Hayır. Formula 1 pilotu şekerin. Yanındaki gibi.
Sen çeneni kapatacak mısın yoksa ben kapatayım mı? Aman aman sakin ol bakalım. Yine her tarafın kabarır sonra. Nefret ediyorum bu kızlardan ya. Boş versene abi. Akordu bozuk bu kızlar. Biz de akord ederiz öyleyse. Kızım bunları akord da tutmaz ki. Neyse gidip şu provayı yapalım artık. Günaydın kızlar. Günaydın. Kızlar. Günaydın. Günaydın Eren. Günaydın. Test ne oldu? Vallahi kaşınıyor bu. Siz gidin kızlar, ben birazdan geliyorum. Ciddi misin? Evet. Hazır mısın? Hemen şimdi mi? Evet. Peki, tamam. Madem öyle, o zaman başla bakalım. İyi dinle. Bir zamanlar mükemmel bir kadın ve mükemmel bir erkek varmış. Tamam işte, bizim gibi. Testi sulandırma. Tamam, özür dilerim. Her neyse, bunlar tanışmış ve evlenmişler. Bir gün yolda giderlerken Noel Baba ile karşılaşmışlar. Noel Baba yılbaşı hediyelerini dağıtmak için onlardan yardım istemiş. Hep beraber giderlerken bunlar kaza geçirmişler ve sadece biri sağ kalmış. Şimdi cevap ver bakalım, kim sağ kalmış? Tabii ki mükemmel kadın. Neden? Çünkü Noel Baba hayal ürünüdür. Mükemmel erkeği de dünyayı arasan bile bulamazsın. Senin gibi güzel bir kız da bana kalkıp geyikleri sormayacağına göre... Doğru mu? Eren. Doğru mu? Ya niye yanlış bir cevap verdim şu anda? Eren. Teşekkürler hocam, sağ olun. Çok sağ olun. Harikasınız kızlar. Bravo. Çok, çok iyiydiniz kızlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aferin. Hadi bakalım şimdi vaktimiz daralıyor, çıkmamız lazım. Aman hocam, Erol Hoca falan gelmez değil mi? Aa, ne işi var canım Erol Hoca'nın konserde? Murat Basok'un eski kendisi ya, belki gelir. Hayır. Şimdi siz o işi bana bırakın. Gidin güzelce şarkınızı söyleyin, dansınızı edin, tamam mı? Bunları şimdi yandınız kızlar. Erol Hoca sizi sahnede görünce ne yapacaksınız bakalım? Hadi benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bay bay. Gir. Hocam. Ne oldu kızım? Hocam saat 2'de bir center'daki Murat Boz konserine davetlisiniz. Allah Allah. Davetiye falan gelmedi ki. Hocam Murat Boz bizzat bana söyledi. Erol hocam gelmezse darılırım dedi. Hadi ya. Bak görüyor musun? Nasıl hayırlı çıktı. İşte öğretmenliğin en güzel tarafı hocam, da bu. Hocam acele etmezseniz yetişemeyeceksiniz. Alev Allah aşkına, kırış kırış ettin ceketi. Tamam sen çık. Acele edin hocam. Tamam acele ediyorum, çık. Bahar Hanım hazırlanın, çıkıyoruz. Nereye Erol Bey? Ne bu telaş? Murat Boz konserine gidiyoruz. Murat Boz konseri mi? Ne işimiz var orada? Hadi tamam, daha fazla vaktimiz yok. Yolda anlatırım hadi. Peki geliyorum hemen. Eyvah. Erol Hoca kızları orada görürse... Bir şey bulmam lazım. Evet. Kötü oldu şimdi. Thank you.
Nihayet geldiniz. Böyle çıkmayacaksınız değil mi? Pazardan gelmiyoruz herhalde. Kıyafetler burada. Ya ne bileyim sizi böyle görünce. Kızlar Murat'la tanışın. Merhaba. Merhaba. Gülçin. Eren. Merhaba. Merhaba. Yasemin. Merhaba. Cemile. Memnun oldum. Memnun oldum kızlar. Peki bir adınız var mı? Şimdi Mert söyledi ya. Hayır yani grubunuzun bir ismi var mı? Ya akşam düşündük ama bir türlü karar veremedik. Tamam telaş yapmayın. Önemli değil, bir şeyler buluruz. Ajan şarkının ortasında bir bölüm var. Orayı sen söyler misin? Olur neden olmasın? Tamam bunu da hallettim. Çok iyi. Daha başlamamış değil mi bu anne? Yok. Tam zamanında geldi o zaman. Şuradan şöyle geçelim. İyi ki kızlara maske getirmişim. Konser başlayacak. Tanırsan kızlar mahvolur. Kızlara damla benziyorlar.
sensiz bir hiçtin. Ayıramaz bizi hiç kimse.